1 Mart'tan sonra da yeni göreve başlayacak olan bütün belediye başkanları, partimizin çalışan kadınları, ya da şöyle hitap etmek istiyorum. Diyoruz ya, Mart'ın sonu bahar, sadece Mart'ın sonunda bahar değil, bundan sonraki bütün mevsimleri tadında yaşatmak için kapı kapı gezen çalışan Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, farklı bir seçim geçiriyoruz. Ben feridamı size anlatmayacağım. Siz benden daha iyi tanıyorsunuz. Özellikle bu bölgede oturan arkadaşlarımız. Başka bir seçim yaşıyoruz. Eski seçimleri bir hatırlayınız. Adaylarımız çıkar, tartışırlardı, projelerini sunarlardı. İnsanlar ona göre bir karar verdi. Ama şimdi bizim adaylarımız çıkıyor ya da ittifaktaki adaylarımız tek tek çıkıp kendini tanıtıyor, projelerini anlatıyor. Ama Cumhur İttifakı'nın bütün adayları adına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan çıkıp konuşuyor meydanlarda. Bir de kullandığı dil bize hiç yakışmayan bir dil. Tabii insanın söyleyecek bir şey kalmayınca insanlar arasında nifak yaratmak, onları kavgaya sevk etmek en kolay, en basit şeydir. Bakın Türkiye'nin geldiği noktaya. Geçenlerde bir araştırma yapıldı. Dünyadaki en başarılı 500 tane üniversite sıralandı. 500 tane üniversitenin içerisinde bir tane Türk üniversitesi yok değerli arkadaşlar. İşte Türkiye, hani diyor ya, nereden nereye, işte bakın Türkiye'de üniversitelerimiz bile, o bilim yuvası dediğimiz üniversitelerimiz bile nereden nereye geldi. Bırakın üniversitelerin bilim adamı yetiştirmesini, projeler üretmesini, şimdi Cumhurbaşkanı'na yalakalık yapmak için kantinlerde, üniversite kantinlerde soğan, sarımsak, domates, biber satıyorlar. İşte bakın Türkiye geldi, Türkiye'nin geldiği nokta değerli arkadaşlar. Biz birbirimizi severiz. Beraber yetiştiğimiz dostlarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı savunuruz. Onlara birisi bir laf ederse, kötü bir şey söylerse, arkadaşlarımızı savunmak bize düşer. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne ya da Cumhur İttifakı'na hala oy vermek isteyen vatandaşlara anlatacağım şu değerli arkadaşlar. Ne diyor bugün Cumhurbaşkanı ya da Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Millet İttifakı ya da kötü bir deyimle Zillet İttifakı diye tabir etti. Kesime oy verenler teröristtir diyor, öyle mi? Şunu anlatalım. AK Parti'ye oy veren sevgili vatandaşlarımıza. Aynı kahvede oturuyoruz. Aynı sokakta büyümüşüz. Beraber oyun oynamışız. Birbirimizin evine girmişiz, çıkmışız. Hangi partiye oy verdiğimiz çok önemli değil. Ama Cumhurbaşkanı, bu ülkeyi yöneten kişi, bizim birlikte büyüdüğümüz, beraber oturup kalktığımız, beraber yemek yediğimiz, kahvede oyun oynadığımız, gün yaptığımız arkadaşlarımızla terörist diyorsa, bu arkadaşımızı, bu dostumuzu, bu kardeşimizi savunmak da bize düşer. Nerede düşer? Sandıkta düşer değerli arkadaşlar. Sen benim komşuma, sen benim arkadaşıma terörist diyemezsin diyeceğiz ve onun cevabını gideceğiz, 31 Mart'ta sandıkta vereceğiz. Benim size söyleyeceklerim bu kadar, çünkü Feride Hanım burada birbirinden değerli tersanını beraber verileceği arkadaşlarını tanıtacaklar. Onun için bu seçim başka seçimlerden farklı. Mutlaka bütün belediye başkan adayları hizmet için geliyorum der, ama geldiğimiz noktada artık hizmet üretmenin ötesinde memleketi bölme meselesi olmuştur. Ya dostluk kardeşliği seçeceğiz, artık tamam diyeceğiz, yeter diyeceğiz. Eğer bugünkü durumumuzdan çok mutluysak, evimize ekmek götürebiliyorsak, tarlamız hala duruyorsa, ekip biçebiliyorsak, kendimize bir şeyler sağlayabiliyorsak, mutluysak, başka bir şey söylemeye gerek yok. Recep Tayyip Erdoğan'a devam diyeceğiz. Yoksa hep birlikte tamam diyeceğiz, yolumuz açık olsun, başarılar diliyorum.